لِيَنَّهَا اَعْجَلُهَا نُدْجًا Çünkü diye en çabuk pişen de oydu. Ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ön butunu tercih ederdi. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنِ غَيْلَانَ حدثنا أبو أحمد حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki inne atyab el-lahmi lahmuz zahr etlerin en güzeli diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırttan çıkan ettir dedi. Şimdi ne diyorlar arkadaşlar? Küşleme ha. Şimdi küşleme diyorlar ya. Allah Resulü'nün en sevimli, en güzel et, belden sırttan çıkan ettir demiş. Haddesena Ebu Küreym Muhammed ibn Ala, haddesena Ebu Bekir ibn Ayyaş, an Sabitin, an Ebi Hamzete Es-Sümeliye, an Şa'biye, an Ümmi Haniye, qalet, dekhal aleyn Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, fekal, Hazreti Ümmi Haniye diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma girdi. E'indeke şeyun, bir şey var mı, yiyecek, katık bir şey var mı? فَقُلْتُ لَا اِلَّا خُبْزٌ يَاوِسٌ وَخِلٌ Allah وَخِلٌ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda diyor ancak sirke ve kurumuş ekmek var dedim diyor. Hazreti Mühani فَقَالْ هَاتِي مَا أَفْقَرُ بَيْتٌ مِنْ اُدْمٍ فِيهِ خَلٌ Evinde sirke olan ev hiçbir zaman katıktan fakir bir ev değildir dedi. Evinde sirke varsa o evin katığı var demek olur. Haddesena Muhammed ibn el-Müsenna, haddesena Muhammed ibn Ca'far, haddesena Şubete an Amr ibn Murrat, an Murrat el-Hamdaniye, an Ebi Musa, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, fadlu Aişte ala'l-Nisa, Hazreti Aişe'nin diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, diğer kadınlara üstünlüğü, ki fadlu's-Serid ala sairi't-Ta'am, tirit yemenin diğer yemenlere, yemeklere üstünlüğü gibidir. Yani tirit yemeni et haşlaması. Sadece tirit, bizde de tirit denir de, fakat daha başka bir tabirle et haşlamasının diğer yemeklere olan üstünlüğü gibidir. Hazreti Ayşe annemizin diğer kadınlara üstünlüğü. حدثنا ابن أبي عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن دوان عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق الله رسول صلى الله عليه وسلم حضرت صفية إلى أولندي زمان الله رسول ملتة أنها الوصيلة hurma ikram etmiş. Düğün yemeği olarak arkadaşlar. Düğün yemeği sünnet fakat hikmet ilahi. Şimdi bunu insanlar gittikçe Avrupalaşmaya, kaldırmaya çalışıyorlar. Halbuki en azından kendi ailesi, kendi sağı solu da bile olsa asıl olan sünnet bu yemeğin verilmesi. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأسود بن غيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة Hazreti Cabir ibn Abdullah diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimize geldi. Biz de diyor ona bir koyun kestik. فَكَأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّا نُحِبُّ الْلَحْمَ Allah ev sahibi diyor bizim et sevdiğimizi bilmiş dedi diyor Allah Resulü. Ev sahibi bizim herhalde et sevdiğimizi bilmiş ki ondan dolayı bize bir ne yapmış koyun kesmiş diyor. وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ Bu hadiste başka bir kıssa var. Uzun bir kıssa var. Kıssa da şu arkadaşlar. Hendek Savaşı döneminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi çok aç. Daha önce de okumuştuk. Açlıktan dolayı sahabeler karnına bir taş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise karnına iki taş bağlamıştı. Onlar karnındaki taşı göstermeye geldiklerinde açlığı hissetmeyek diye. Hazreti Cabir ibn Abdullah da diyor ki bari diyor eve gideyim hanıma bir sorayım ne var? Geliyor hanıma soruyor. Hanım diyor ki evde azıcık bir arpa var. Bir işte koyun var bir tane. Başka da bir şey yok. O zaman diyor ki sen ben a koyunu keseyim. Sen de arpa ekmeğini yormaya başla. Ben de diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i davet edeyim. Gelsinler etrafında 3-5 kişi de olsa hiç olmazsa onların karnını doyurayım. Tabi hanım çıkarken özellikle tembih ediyor. Diyor ki aman ha aman yani çok kişiyi çağırıp da bizi rezil etme.
Sonra gidiyor Hazreti Cabir İbni Abdullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kulağına diyor ki ya Resulallah böyle böyle bir yemek hazırladım. 3-5 kişi etrafınızda buyurun bize deniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor arkadaşlar. Ey cemaat diyor. Hazreti Abdullah, Cabir İbni Abdullah bizi çağırıyor. Buyurun diyor. Kim varsa Hendek Savaşı'nda o Hendek'e kazan kim varsa herkes yemeğe geliyor. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cabir İbni Abdullah'a diyor ki git hanımına söyle ben gelmeden ekmeği senin yanında yapsın. Ben gelmeden de şeyi ocağa da yemekten de ocağa kaldırmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor o yemeğe ocağa, ocaktaki yemeğe okuyor ve ocaktan kaldırmadan yemeğe verin diyor. Ekmeği de diyor senin yanında yapsın diyor. Sahabelerin her hepsi geliyor arkadaşlar. Rivayete göre 1000 sahabe o yemeği yiyorlar, yiyorlar. Ne ekmeği bitirebiliyorlar, ne yemeği bitirebiliyorlar. Allah Allah. 1000 sahabe. Allah Allah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketli bir şekilde okumasıyla. Haddesena Muhammed ibn Munkadir an Cabir bin Dala kharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ana ma'ahu fe dakhala ala imra'atin min el ansar. Hazreti Cabir diyor ki ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber çıktık. Bir kadının yanına girdik. O kadın da fezebahat lahu şaten fe ekele minha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o koyun kesti. Ondan yedi. Ve etet bi qina'in min rutabin fe ekele minha. Sonra bir tabakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e yemeğin hemen peşinden ne getirdi? Hurma getirdi. Hani bizim Antep'te meşhur ya yemekten sonra hemen tatlı inir. O tatlıyı sünnetin niyetine yerseniz gene sünnet, sevap alırsınız arkadaşlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek yenmiş, arkasından tatlı hurma gelmiş, onu yemiş. ثُمَّ تَوَدَّعَ لِلزُّهْرِ وَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ Allah Resulü kalktı, namaz için, öğlen namazı için abdest aldı, namazını kıldı. فَاَتَتْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ayrıldı. فَاَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةِ الشَّاتِ Sonra namazdan ayrıldıktan sonra o sahabe, o kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tekrar yemek getirdi. O kalan yemeğe de getirdi. فَاَكَلَ ثُمَّ صَلَّ الْعَسْرَ وَلَمْ يَتَوَدَّ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan biraz yedi. Sonra kalktı, ne yaptı? Gitti, ikinin namazına gitti. حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي أم المنذر شولا رواية دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوالي معلقة بزده الله رسول صلى الله عليه وسلم حضرت علي ile beraber geldi. Bizim evimizde de hurma, dikkat ederseniz hep böyle saplı saplı arkadaşlar. Hurma şeyleri asılıydı evimizde. Hurma hevekleri, hurma endekleri. Kâlet dedi ki fecaale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ye'kulu ve aliyyun ma'ahu ye'kul. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o asılı hurmaları görmeye başlayınca onlardan yemeye başladı. Hazreti Ali Efendimiz de yemeye başladı. Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li aliyyin. Hazreti Ali Efendimiz de dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meh ya Ali fe inneke nâgit. Yeter Ali dedi. Sen daha yeni iyileştin. Yani bu kadar yiyip de rahatsız olmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin verdiği değere bak arkadaşlar. İyisin demiyor ya. Fakat sen daha yeni iyileştin. Çok üstüne gitme. Tekrar rahatsız olursun diyor. Kâlet fecelese aliyyun ve nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ye'kul. Hazreti Ali Efendimiz oturdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe devam etti. Kâlet fecealtu lehu silkan ve şairin. Arpa unundan ben de diyor pazı yaptım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ali Efendimiz'e fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü dedi ki ya Ali min hâzâ fâsı işte diyor bundan ye şimdi bundan ye fe innehu avfakalak bu sana daha münasip sen yeni hastalandın onu çok yersen olur ki sana rahatsız eder sen bundan ye bu daha sana münasip dedi حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين قالت حضرت مؤمنين عن نسول عن حضرت عائشة نمزدان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتني فيقول أعندك غداء الله رسول صلى الله عليه وسلم bir gün yanıma geldi de حضرت عائشة annemiz yiyecek bir şeyler var mı? Yani gada dediğimiz öğlene yakın. فَقُلْ قَالْ لَا Dedim ki ya Resulallah bir şey yok yiyecek. Galat feyakul inni sahim. Öyleyse diyor ben oruca niyet edeyim dedim. Allah Resulü. Bir şey olmadı mı? Galat feetani yevmen.
Daha nesi gün oldu? Yani ondan sonraki gün oldu. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اِنِّي اُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّتُ قَالَ وَمَا هِيَ Dedi ki, ya Resulallah, bize bir şeyler getirdi. Yani Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, bize bir şeyler getirildi. قَرِيبٌ بُرِئَ مِنَ الْمَرَضِ قُلْتُ خَيْسٌ قَالَ اَمَنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَ ثُمَّ أَكَلَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şeyler hediye getirildi deyince, yani yiyecek bir şeyler getirildi. Allah Resulü diyor ki, ben de oruca niyet edecektim. Öyleyse getir, yiyelim dedi diyor. Son iki hadis arkadaşlar. Bu konu Şemail'de en uzun konulardan bir tanesi. Allah Resulü'nün yemeği onun için uzamış oldu dersimiz. Kusura bakmayın. Haddesena Abdullah ibn Abdurrahman, haddesena Amr ibn Hafs ibn Giyaz, haddesena Ebi an Muhammed ibn Ebi Yahya el-Eslemiye, an Yezid ibn Ebi Umeyyet el-A'veri, an Yusuf ibn Abdullah ibn Selam, قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة قال هذه إدام هذه فأكل Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir parça ekmek alıyor. Üzerine de bir hurma koyuyor. İşte bu bundan bu şekilde katık edilerek yenir buyuruyor. Haddesena Abdullah huve ibn Abdurrahman haddesena Sa'id ibn Süleyman an Ubbad ibn al-Avvam an Humeyd an Anas enne Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem kana yu'cibuhu süfle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem süfleyi çok severmiş. Kale Abdullah dedi ki, yani süfle ne? Yani ma baqiya min at-ta'am, yemekten kalan artan bir şey varsa onları yemeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok severmiş arkadaşlar. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahu Teala cümlemize bildiklerimizle, duyduklarımızla en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Suriyeli kardeşlerimiz için arkadaşlar battaniye topluyorduk. Battaniye parası rica etmiştik. Sizden Allah rızası için bu konuda hep beraber gayret edek. Kış geldi, soğuk geldi. Kardeşlerimiz donuyor yani. Her gün buraya soğuk için gelen, battaniye için gelen arkadaşlar var. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, İmam-ı Tirmizi'nin ruhu için ve Şeyhimizin ruhu için. El-Fatiha'tu ma'as-salavati.